süredir yapıyorum, çiftten beri yapıyorum. Uzun süredir yapmamıştım, müzikle uğraşıyorum daha doğrusu ama bugün taklit yapalım dedik. Tülay Polat, Almanya'dan katılıyorum yarışmaya. Neresinden? Ulm, Stuttgart, Münih arası, tam ortası. Bilmez olur muyuz ya? Çoğu bilmiyor, Ulm neresi diyorlar ya, Fransa falan mı zannediyorlar ama ya, Stuttgart, Münih arası, tam Almanya yani. Küçük bir şehir, güzel bir yer. Turgay, ne iş yapıyorsun orada? Ben teknisyenim, inşaatla alakalı. Teknisyenlik yapıyorum. Ama sen orada doğmamış bir adam var. Orada doğup büyüdüm ben. Öyle mi? Evet. Türkçen çok güzel maşallah. E işte, çalışarak geldim de o yüzden. Yok yok, çalışmadım yani. Evde genellikle hep Türkçe konuşuyoruz biz. Arkadaşlar arasında Türkçe konuşuyoruz. Bir işte Almanca konuşuyoruz. Ailen de mi orada? Ailem de orada, eşim orada, kızım orada. Anne, kız kardeşim. Evlisin yani? Evliyim. Türk'le mi evlendin? Türk'le evlendim, evet. Ne güzel. Kaç senelik evlisin? 3 yıldır. Peki, bugün ne yapacaksın? Aslında dansözlük yapacaktım, istemediler. Taklit yap dediler. Ne? Şaka yapıyorum. Yani taklit yapacağım. Ne? Ya bunlar... Dansöz... Ya, taklit, taklit, şaka yapıyorum yani şey... Espri olsun. Turgay. Başlayayım mı? Bunlar hep şakacı oluyor. Değil mi? Evet. Bu Stuttgart'la şey arası. Çok şakacı oluyor değil mi? Münih. Münih Stuttgart arası mı dedin? Evet, evet. Evet. Orada bir... Ulm diyeyim ben. Ha, Ulm'de. Oradan bir şakacılık arası var yani. Diyor ki o taraftakiler çok şakacı oluyor genelde. Olabilir. Peki Turgay, bekliyoruz şimdi seni. Peki öyleyse, bir Şener Şen taklidi yapalım öyleyse. Rıfkı, yavrum bakar olmuşum. Karım elden kaçtı, 3 çocuk perişan. Her gün bulaşıklar yıkay, çamaşırlar yıkay. Vallahi bakar olmuşum. Aşkım, neredesin evimin ışığı? Soframın kaşığı. Gel artık. Bekletme beni, canımız dudaklım. Geceleri sensiz yatıyorum. Şöyle ellerimle seni arıyorum. Bakıyorum yoksun. Ben ne edem? Ben de yine rüyaya dalıyorum. Hatırlar mısın? Bir zamanlar seninle... Hani davar otlatırken... Tavşan kaç memut oynuyordun. Ama maşallah sen öyle mi kaçırdın? Öyle mi kaçırdın? Tutana aşk olsun. Ama bir seferinde de tutmuştum seni ne güzel. Oturtmuştum yemyeşil yay gibi çimenlerin üstüne. İşte o gün büyük oğlumuz Fikko'nun temelini atmıştık. Böyle kısa kısa geçelim. Bir de bir Kemal Sunal taklidi yapalım. Rahmetli Kemal Sunal'a da almış olalım bu arada. Şimdi ben rica etsem siz Ramazan olur musunuz? Oradan bana Şaban diye seslenir misiniz? Mecbur biri şimdi Şaban diyecek. Yani düdük Necmi kısacası. Şaban diye böyle sesleneceksiniz. Siz Ramazan olacaksınız. Peki. Şaban. Efendim Ramazan. Allah Allah. Pencere yuvarlandı, seninki benden kara. Evet. Yapmasana, kaşını yemem mi ne? Allah! Pırıllar nerede? Allah! Metin! Böyle kısa kısa geçelim bir de. Alo. Benim dünya güzellerim helal mi? Duyamadım ayol, helal mi? Seveni görür Allah. Görür inşallah. Helal mi? Ay helal diyen dillerinizi yerim ayol. Fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak bir Cüneyt Arkın taklidi yapalım. Fazla uzatmayalım. Siz Türkan Şoray olur musunuz? Şaka şaka. Yok. Şaka yapıyorum. Aslında olsa iyi olurdu ama neyse, fazla zamanımız yok. Ne diye sesleniyorum? Efendim? Ben ne diye sesleneceğim? Ne diyelim? Aslında yok. Ben öyle bir şey yapmayacaktım ya. Pardon. Karıştı. Siz benim oğlum olun. Tamam mı? Hiçbir şey söylemeyeceksiniz.
Ben Cüneyt'im. Sözde siz benim oğlumsunuz. Kim, ben mi, Acun mu? Acun Bey. Ben kimim biliyor musun? Ben senin yıllar önce kaybettiğin biricik babanım. Durma öyle karşımda. Hadi baba de bana baba. Baba de bana baba. Farz edelim ki... Farz edelim ki baba dedi, şimdi kızacak. Mevladım. Koçum, sen küçükken nenen kaçırmıştı seni benden. O zamanlar bacak kadardın. Ağzından saniyeler, burnunda foşur foşur akıyordu. Saçında tonlarca bitler geziyordu. Bu arada size bakmıyorum, oğlum değilsiniz. Saçında tonlarca bitler geziyordu. Ama şimdi bak, saçında hiç bit yok. Zaten kafanda saç kalmamış ki bit olsun. 2-3 tane tel kalmış, onu da ben anamın cımbızıyla yolacağım. Neyse, bu kadar. Teşekkürler, sağ olun. Bir kere bence çok zor taklitleri başarıyorsun. Yani onu da takdir ettim. Çok güzel gerçekten. Yani Türkiye'de biz çok taklit görüyoruz. Ama yani senin şu anda yaptığın taklitler, isimler birbirinden performans olarak ayrı performanslar sergileyen isimler. Ve bunların altından da çok güzel kalktın. Hakikaten şaşkınım yani. Çok güzel taklitler yaptın. Ben çok beğendim. Ali abi. Ya ben de beğendim. Şakacılığını bir tarafı koyarsak olumlu olumlu bakıyorum. Hoş bana bulaşmadı. Biraz böyle geldi. Buradan bir ince gitti geldi ama ben olumlu de, bakıyorum yani. Ben de olumlu bakıyorum. Peki oynayalım o zaman. Ben evet diyorum. Ben de evet diyorum, üç evetle uğurluyorum. Gerçekten Almanya'da yaşayıp da bütün bir de bunları taklit edebilmem. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Üç evet aldın. Sevinmiş taklit yapsana bari. Üzüntüden ağlıyorum. Ya. Seni tebrik ediyoruz. Sağ olun. Almanya'ya sevgiler. Hoşça kal. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.